Sevgili dostlar, Vakti Vefa programıyla tekrar güzel bir günde sizlerin huzurunda olmaktan mutluluk duyuyoruz. TV 52 ekranlarından bizleri izleyen siz sevgili dostlarımızı en güzel selam ile, Allah'ımızın en güzel selamı olan Rahman ve Rahim olan ismi ile selamlıyoruz. Esenlikler, sağlık, huzur, mutluluk hepimiz ve bizleri ekranları başında izleyen tüm siz sevgili seyircilerimizle birlikte beraber olsun. Sevgili dostlarımız, biz sizlerle uzun soluklu bir yolculuğu dahilinde devam ettirmiş bulunmaktayız. Yine her zaman olduğu gibi çok değerli, kıymetli konuklarımızla ve hayatımıza anlam, farkındalık, bilinç katan, bilgi birikimimizi artıran, güzelleştiren bilgilerle sizlerle yine yolumuzda yürümeye gayret göstereceğiz. Bugün konu başlığımızı dil ve konuşma terapisi ve dil ve konuşma terapisi üzerine konuğumuz olan sevgili Kıymet Rümeysa Sarı ile birlikte yapacağız. Hepinizle birlikte isterseniz sevgili konuğumuza öncelikle bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin sevgili Rümeysa. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Yeni sezonumuzun ilk programı ve ilk konuğu olarak genç, kendi alanında uzmanlık eğitimini almış sevgili Rümeysa ile birlikte sormak istediğiniz soruları ve aslında içinde yaşadığınız ve çözüm aradığınız birçok soruların da cevaplarını bulmuş olacaksınız. Sevgili dostlar, dil konusu bahisi denildiğinde aklımıza hepimizin beraber birlikte söylediği güzel atasözleri ve terkipler gelir. Hani derler ya, dil, ey dilim, sen benim hem bahtiyarlık sebebim hem de benim başımın en büyük belası sebebimsin derler. Ya da bazen Yunus Emre'nin dizelerinde dil ola kese başı, dil ola agula aşı, dil ola sustura bitire savaşı denilir. Dil denildiğinde hayatımızda iletişim kurduğumuz en önemli vasıta olarak, araç olarak kullandığımız dilimiz gelir, organımız gelir ve bunu kullanma şeklimiz, insanlarla kurduğumuz iletişim ya hayatı güzelleştirir, çekilir bir hale getirir yahut da söylediğimiz sözler bizim birer mahkum olma sebebimiz olur. Evet sevgili Rümeysa'cığım, bunun üzerinden ben bir girişgah yaptım. Dil denildiğinde kemiği olmayan en önemli bir organımızı hatırlıyoruz. Dil ve konuşma terapisti kimdir? Dil ve konuşma terapisti denildiğinde biz neyi anlayacağız? İstersen birazcık bunlardan bilgi vererek başlarsan sevgili seyircilerimiz de konuyu daha iyi anlamış olurlar. Öncelikle yeni sezonunuz hayırlı olsun. İlk konuğunuz olmaktan da gerçekten çok teşekkür ederim davetiniz için de. Dil ve konuşma terapisi dediğimizde aslında ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Dil dediğimiz aslında kelime dağarcığımız, cümle kurma becerimiz, ekler, bağlaçlar gibi aslında birçok dil bilgisel beceriden de bahsetmiş oluyoruz. Konuşma ise aslında dilin ürüne dönüştürülmüş hali. Biz dil ve konuşma terapistleri aynı zamanda dil ve konuşma becerilerini çalıştığımız gibi iletişim, ses ve yutma becerilerinde çalışıyoruz. Hepsi bir bütün, birbiriyle çok bağlantılı, aynı zamanda birbirinden çok ayrı konular. Ve aslında hepsi de birbirinden değerli beceriler. Konuşurken birçoğunu fark etmiyoruz ama birçok beceri aynı anda işliyor, çalışıyor. Gerçekten çok kompleks ve karmaşık bir beceri, dil becerisi. Evet, ben kıymetli Rümeysa'mızdan birazcık bahsetmek istiyorum seyircilerimize. Evet. Rümeysa Sarı, dil ve konuşma terapisi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 2022 yılında doktora eğitimine başladı. Evet. Ve 2022 yılından önce, 2020 yılı sanırım, kendine ait 2019 yılında. 2020 yılında açmış oldum. 2019 yılında çalışmaya başladım. Kendine ait bir ofisim var. Evet. Bununla eğitim ve aynı zamanda çözüm arayanlara tedavi olarak hastalarına yardımcı oluyorsun. Aynı zamanda kendisi Floor Time, Prompt, Semuter gibi birçok yaklaşımın sertifikalı terapisti olmuş. 2 yılı aşkın süredir kendi ofisinde danışan kabul etmekte. Gelişimsel dil bozuklukları, kekemelik ve konuşma ses bozuklukları, otizm, disleksi ve dil bozukluklarında
devamında ismini belki de yeni duyacak olarak söylenilecek apraksi ve dizartri, motor bozuklukları, konuşma bozuklukları, tüm dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili alanda sen danışıldığında hastalarına bu noktada hizmet veriyorsun. Şimdi toplumumuzda genelde konuşma ile ilgili yaşanan sıkıntılar hepimizin çocukluk döneminde, bazen kendi arkadaşlarımızın içerisinde de karşılaştığımız, bundan dolayı da sevip üzüldüğümüz durumlar olur. Özellikle kekemelik. Evet. Bununla alakalı sana danışanlar, hastaların kekemelikle ilgili yaş aralığına baktığımız zaman, yani çocukluk, ergenlik, yetişkinlik bir sınıflandırma yaptığımız zaman danışanlarında, hastalarında nasıl bir gelişim görülüyor? Çünkü çokça karşımıza çıkıyor. Evet. Tüm anneleri, babaları, bence bütün hepimizi ilgilendiren bir konu bu. Hayatın içerisinde kekemelik ve diğer sayacağımız konuşma ile ilgili problemler. Evet. Kekemelik ve diğer dil ve konuşma problemlerinde aslında bizim çalıştığımız belli bir yaş aralığı yok. Biz 7'den 70'e herkesle, hatta 7 demeyelim, riskli bebeklerle dahi biz çalışıyoruz 2 yaş öncesinde. Bizim aslında yaş aralığımız bu kadar genişken tabii çoğunlukla çalıştığımız grup pediatrik grup, yani çocuklar olmuş oluyor. Kekemelikle ilgili de aslında çok yoğun çocuklarla da çalışıyoruz. Yetişkinler de başvuruyorlar. Hepsiyle de aslında ayrı ayrı metotlar uyguluyoruz. Tekniklerimiz var. Ve bunlarla da güzel gelişimler sağlıyoruz. Kekemelik aynı zamanda nöro gelişimsel bir bozukluk. Yani Nurten Hanım, halk arasında genellikle şöyle bilinir. Kekeme, işte korktuğu için kekeme oldu. Ya da bana gelen veliler şöyle söylüyorlar. Hocam işte kardeşi doğduktan sonra kekelemeye başladı. Ya da ana sınıfında bir çocuktan görmüş, sonra bizimki de onu taklit etmeye başladı tarzına gelebiliyorlar. Ama kekemelik bunların aksine nöro gelişimsel, yani aslında genetik ve fizyolojik bir altyapısı olan, korkuyla ya da çevresel başka bir faktörle ortaya çıkmayan bir konuşma bozukluğu. Ve bizim uyguladığımız teknikler tabii ki de hem kişinin duygu ve düşüncelerine, yani daha özgüvenli olmasına, daha çevresine daha açık olmasına, hayata daha rahat karışmasına yönelik bazı teknikler de uyguluyoruz. Bunun yanında konuşmasını kolaylaştıracak, kontrol altına almasına yarayacak başka teknikler de uyguluyoruz. Hem çocuklara hem yetişkinlere uyguluyoruz bunları. Kişinin neye ihtiyacı varsa aslında bireysel bir program hazırlayıp uyguluyoruz. Şimdi az önce bahsettiğinden yola çıkarak, ben kekemeliğin sadece altında yatan duygusal bir travmaya bağlı olmadığını, evet, bunun altında nörolojik bazı, fizyolojik bazı sıkıntıların olabileceğiyle ilgili bir ekstra bir bilgi öğrenmiş oldum. Evet. Yani bütünsel yaklaşmak gerekiyor öyleyse. Evet. Sadece korktuğundan ya da psikolojik bazı sıkıntılardan kaynaklı ya da canım sıkıldı, biraz dikkat çekmek, evet, istiyorum, arkadaş ve akran grubu içerisinde bundan sebep arkadaşımı taklit ettim, benim üzerime merkeze dikkatler toplansın denilecek bir durumdan ibaret değil, bütünsel yaklaşılması gerekiyor ve bu süreçler takip edilerek belli yöntemler uygulanıyor anladığım kadarıyla. Evet. Peki kekemelik sonuçta bu terapinin sonucunda yardımcı bir yan dal bildiğim kadarıyla, hı hı, dil ve konuşma terapisi. Siz hangi alanlarla beraber ve birlikte çalışıyorsunuz? Evet. Uzmanlık alanı olarak. Uzmanlık alanı olarak. Kekemelik konusunda tabii ki de psikiyatristlere de başvurabiliyorlar insanlar. Ancak kekemelik alanında çalışan tek uzmanlık grubu aslında dil ve konuşma terapistleri. Tabii ki de hani eşlik eden bazı durumlar olabiliyor, kaygı bozukluğu olabiliyor, başka tanılar almış olabiliyor kişiler ve bu tanılar alındığı zaman da biz yönlendirme yapıyoruz. İşte psikoloğa, psikiyatriste gerekiyorsa başka uzmanlara da yönlendirebiliyoruz. Kekemelik değil, diğer konuşma bozukluklarına da bakacak olursak aslında çok geniş bir yelpaze uzman, hani çalıştığımız uzman grubu çok geniş. Özellikle psikologlar, özel eğitimciler, psikiyatristler, kulak burun boğaz hekimleri, odyologlar, fizyoterapistler, yani herkesle aslında çalışabiliyoruz. Yani
ucu dil ve konuşma bozukluğuna dokunan her şeyde aslında biz devreye giriyoruz. Ve hani zaten bu konsültasyon, yani diğer uzmanlarla çalışıyor olmamız da çok önemli. Mesela bir örnek vereyim. Gecikmiş dil ve konuşma problemiyle gelen bir çocuk, yani kelimeleri, cümleleri yaşıtları kadar iyi ifade edemeyen, üretemeyen bir çocuk bize geldiği zaman, eğer ki bir davranış problemi ya da bir sınır problemi eşlik ediyorsa ya da ayrılma kaygısı varsa, annesinin eteğinin dibinden hiç ayrılmıyorsa, biz bir psikologdan yardım almak durumunda kalıyoruz. Orada daha güzel ve daha verimli bir çalışma ortaya çıkıyor birlikte çalışıldığı zaman da. Ekip işi devreye girdiğinde verim daha artıyor. Hem de çok yönlü bakışla doğru teşhis ve doğru tedavi uygulamada böylelikle kolaylaşmış oluyor. Evet. Çok güzel bir noktaya değindin. Özellikle ebeveynlerin, anne babaların bu konuyla alakalı, hele de ilk çocuk sahibi olmuşlarsa eğer, genelde kendi arkadaşlarının çocuklarıyla kendi çocuklarını kıyaslamaya dair bir meyilleri vardır. Çünkü yeni tecrübeler, yeni heyecanlar ve çocuklarına yükledikleri çok derin anlamlar. Evet. Anne baba kendinde bazı noksan kalmış şeylerin beklentisini çocuklarından yaşamak isteğiyle yükleyebiliyorlar. Çocuklarından görmek isteyebiliyorlar. Bu sebeple de bazen kendi arkadaşlarının içerisindeki çocukların konuştuğuna şahit olduklarında da, niye bizim çocuğumuz konuşmadı? Şimdiye kadar konuşması gerekir ki, soruların cevabını bulacakları doğru bir adres öyleyse dil ve konuşma terapistliği ve terapisi. Peki ben şunu da merak ediyorum. Halkımızın arasında bu noktada çok fazla bir bilinç yok. Ve eminim çoğu kişi de şimdi TV 52 ekranlarında dil ve konuşma terapisi olduğunu ve bununla ilgili uzmanların özel ihtiyaç duyulduğunda tedavide bulunduklarını duyuyorlar. Özel bu alanın, dil ve konuşma terapisiyle ilgili bir kimsenin bu yeterliliğe sahip olabilmesi için hangi eğitimi alması gerekiyor öncelikle? Bununla ilgili üniversite, ülkemizde var olan üniversiteler hangi isimle isimlendiriliyor? Dil ve konuşma terapisti unvanını alabilmek için öncelikle 4 yıllık lisans bölümü okumak gerekiyor. Bu lisans bölümü de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin içinde yer alıyor. Sonrasında da yüksek lisans, doktora gibi programlarla diğer üniversitelerde de olduğu gibi kişi akademik olarak ilerleyebiliyor. Ama bu yeterliliğe sahip olmak için mutlaka 4 yıllık lisans bölümünü bitirmiş olmak gerekiyor. Evet, ciddi bir uzmanlık gerektiriyor gerçekten. Donanım sahibi olduktan sonra bununla alakalı, demek ki uygulanan yöntemler kişinin hastalığına göre değiştiğinden kaynaklı olsa gerek, buna göre uygulanıyor. Bir de şunu merak ediyorum. Eğitimle beraber, yani çocuklarımız okul sürecine girdikten sonra eğitimle beraber genellikle aileler çocuklarında dikkat problemi var mı? Odaklanma sıkıntısı mı yaşıyorlar? Ya da işte okuma güçlüğüne bağlı olarak disleksi dediğimiz rahatsızlık mı var? Bununla alakalı da size başvuruda bulunduklarında, disleksi hastası olan bir çocuğun ilk önce sizinle süreçte aldığı yolda dikkat ettiğiniz şey ne? Nasıl teşhisi konuluyor disleksi hastası bir çocuğun? Tabii hani biz dil ve konuşma terapistleri olsun, özel eğitimciler, sınıf öğretmenleri ya da psikologlar olsun, bunun tanısını koyamıyoruz. Bunun tanısını hekimler, yani çocuk ve ergen psikiyatristleri koyabiliyor. Disleksi tanısı almak için de çocuğun mutlaka bir okul dönemine, yani birinci sınıfa başlamış olması gerekiyor. Birinci sınıftan sonra çocukta herhangi bir başka problem eşlik etmediği takdirde, ciddi anlamda okuma ve yazma güçlüğü çekildiği zaman zaten psikiyatrist disleksi tanısını koymuş oluyor. Biz dil ve konuşma terapistleriyle disleksi alanında çalışıyoruz. Hatta benim de uzmanlık alanlarımdan bir tanesi. Bu konuda eğitimler aldım. Birçok çocukla da çalıştım. Disleksi aslında nöro gelişimsel bir bozukluk yine. Ve yine genetik ve fizyolojik bir altyapısı olan şimdi bir bozukluk. Dinleyenlerimize daha iyi anlayabilmeleri açısından disleksi dendiğinde nasıl anlamaları gerekir? Nedir disleksi? Hemen anlatalım. Herhangi bir zeka problemi olmadığı halde ya da işitme, görme, yani herhangi bir vücut fonksiyonunda bir bozukluk olmadığı halde çocuğun spesifik olarak okuma ve yazma bozukluğu çekmesi durumuna, bu konularda uğraşılsa bile, çocuk çok akıllı olsa bile
zorluk yaşaması durumunda konulan bir tanı disleksi. Bize çok yoğun geliyor disleksili çocuklar ama doğrudan disleksi oldukları için değil. Bazen disleksili çocuklarda konuşma bozuklukları da eşlik ediyor. Sesleri yanlış söyleyebiliyorlar ya da söyleyebildikleri halde yerlerini karıştırarak söyleyebiliyorlar. Bir örnek vereyim mesela, portakal diyemiyorlar da portakal diyorlar ya da o şekilde yazıyorlar. Bu gibi durumlarda aslında dil ve konuşma terapistleri neden önemli? Çünkü bunun altta yatan sebeplerinden bir tanesi de işitsel farkındalık becerisi. Çok böyle terimsel konuşmak istemiyorum ama temelde şunu söyleyebiliriz. Çocuklar aslında dil becerileri zayıf olduğunda zaten okuma ve yazma becerilerinde de güçlük yaşıyorlar. Okuma ve yazmanın temelinde de dil becerileri var. İşitme, işitsel farkındalık, sözcük dağarcığı mesela en basitinden. Bunlar zayıf olduğu zaman zaten okuma ve yazma becerileri olumsuz etkileniyor. Biz de aslında en temelden bir destek sağlamış oluyoruz. Bana işte birinci sınıfta okumaya geçememiş, sınıf tekrarı yapan ya da ikiye geçmeden yaz tatilinde getirilen çok fazla çocuk var. Hala da oluyor, çalışıyoruz. Güzel yollarda kat ediyoruz inşallah. Yani aslında disleksi de dil temelli bir bozukluk diyebiliriz. Dil temelli bir bozukluk. Peki Ordu ve Karadeniz çevresinde sana gelip bu noktada tedavi olmak için başvuru yapan aileler var. Çocuklarıyla ilgili karşılaştıkları bu disleksiyle ilgili çare ve derman arıyorlar. Yoğunluğuna baktığın zaman bir farkındalık oluştuğunu görebiliyor musun peki? Ordu'dan, Trabzon'dan, Rize'den sanırım gelip senden destek alanlar var. Evet, daha dün Trabzon'dan bir aileyle çalıştım. Ünye'den, Fas'tan, Trabzon'dan, Rize'den en uzak gelen oldu. Aslında şöyle diyelim, yurt dışından da gelen oluyor ama tabii yurt dışından gelenler tatil döneminde gelen ailelerimiz oluyor. Yani gerçekten geniş bir yelpazede danışan kabul ediyorum bu anlamda. Peki ve bu... gerçekten de farkındalık çok ciddi anlamda oluştu. İlk kliniği ilk açtığım zamanlarda aileler nasıl yani, diksiyon mu çalışıyorsunuz, dil konuşma terapistleri ne yapar diye sorarken, şimdi hocam işte çocuğum zamirleri söylemiyor, işte kendi ismine şöyle hitap ediyor, bu eki kullanmıyor gibi çok spesifik şikayetlerle gelebiliyorlar. O zaman onlar da o sürecin içerisine dahil olmuşlar ve evet, sıkıntının ne olduğu ile ilgili de farkındalık da geliştirmişler. Evet. Peki bir disleksi olan çocuk ne kadarlık bir süreçte geri dönütünü alabilir? Yani o kelimedeki harflerin yerlerini değiştirme dediğimiz, doğru telaffuz edemediği kelimelerle ilgili yaşadığı bu güçlüğü aşma süresi ne kadardır? Bu aslında velilerin bize sorduğu, yani en sık sorduğu soru diyebiliriz. Sadece disleksi için değil, kekemelik olsun, işte gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları, bunun yanında otizm vesaire, tüm alanlarda veliler hocam ne kadar sürer terapimiz, ne zaman biz sonuca ulaşırız şeklinde soru yöneltebiliyorlar ve çok haklılar. Gerçekten bunu ben de merak ediyorum. Çocuğu tanımadan da aslında bu sorunun cevabını ben de bilmiyor oluyorum. Çünkü her çocuk bireysel, her çocuğun kendine has özellikleri olabiliyor. Kimisinin dikkati dağınık olabiliyor. Kimisi daha şiddetli bir disleksiyle başa çıkmaya çalışıyor olabiliyor. Yani aslında konuşma bozukluğunun şiddeti, yaşı, farkındalığı, eşlik eden başka tanı olup olmaması gibi birçok faktör birleşip çocuğun seanstaki verimini etkiliyor. Tabii buna terapistle çocuğun arasındaki etkileşim, ailenin destekliği olup olmaması gibi birçok şey de eşlik ediyor. Yani terapinin sonucu bizim amaçlarımıza ne kadar sürede ulaşacağımızı birçok şey etkiliyor. Ama ben aileye şöyle cevap vermeyi tercih zaman ediyorum. Olarak, evet. Sizin çocuğunuz biraz daha tanıdıktan sonra bununla ilgili tahmini daha rahat yaparım. Şu an ben de tanımıyorum diyorum. Ve gerçekten de mesela sesleri söyleyemeyen bir çocuk geldiğinde mesela 8 tane sesi üretemiyor. Başka sesler üretiyor onun yerine. Bu şekilde geldiğinde hocam aşağı yukarı ne kadar sürer bizim terapimiz dediklerinde bilmiyorum. Birlikte göreceğiz deyip mesela 4. sesten itibaren diyorum ki biz kı sesiyle işte gı sesini bu kadar sürede ürettiysek aşağı yukarı sı sesini de bu kadar sürede öğrenir sizin oğlunuz diye cevap verebiliyorum. Ama çocuğu tanımak önemli olan. Evet, süreçte o zaman birlikte beraber gözlem, çocuğun fizyolojik yapısı, psikolojik olarak da bu konuda desteklenmesi ve
Büyük ihtimalle her şeyde olduğu gibi değişim zaman istiyor. Birazcık birlikte bir yol arkadaşlığı ve rehberlik yaparak aileler de bu sürece dahil olduğunda bu olaydan güzel sonuçlar ve neticeler alınabiliyor. Şimdi özellikle disleksi dendiğinde farkındalık bazen filmler yoluyla da oluşabiliyor. Evet. Benim hiç unutmadığım dünyaca ünlü aktör Amir Khan'ın çok güzel Her Çocuk Özeldir filmi buna dair çevrilmiş dünyadaki en güzel filmlerden bir tanesi. Böyle sıkıntıları yaşayan velilerimiz varsa özellikle bu konuda bu türlü alternatiflerle süreçlerini daha rahat göğüsleyebilirler. Bazen bunu onur gurur meselesi yapıyor bazı aileler. Sanki çocuklarında bir kusur ve bu toplum tarafından da özellikle akranları tarafından alay edilme endişesi sebebiyle bazen yanında yoldaş olmaları gerekirken o süreçte onlar da çok gergin ve stresli bir rol içerisine girebiliyorlar. Bu da çok önemli. Ebeveynlerin, ailelerin bunun farkına varıp çocuklarıyla beraber birlikte bu güzel sonucun ortaya çıkması için işbirliği yapması gerektiğini daha iyi öğrenmiş olduk. Yine aklıma geldikçe çocukluk dönemimizde karşılaştığımız hususlardan bir tanesi R'yi söyleyememe. Yine bunun dahilinde bahsettiğimiz bir örnek mi? R harfini çocuğun çıkartamaması. Yine bizim ünlü komedyenimiz, TV sunucu, televizyon yapımcısı diye bildiğimiz Bayezid Öztürk. R'yi söyleyememiş olmasına rağmen farklılığıyla toplumda sevilmiş, kabul görmüş kişilerden bir tanesi aklıma geldiği zaman. R'leri ya da diğer sesleri, mesela S'leri diye peltek söyleme ya da K'ları T yapma, çok yoğun yine karşılaştığımız hatalardan. Sesleri yanlış üretme dediğimiz konuşma sesi bozukluğu aslında çok sık karşılaştığımız bir durum, problemlerden. aynen, problemlerden bir tanesi. Belki de benim en yoğun çalıştığım alanlardan bir tanesi. Tabii ki de yetişkinler de bize başvuruyorlar bu anlamda, ama daha çok çocuklar, özellikle okul öncesindeki çocuklar başvuruyor. Hatta en sık okula başlamadan 1 yıl önce, "Hocam şimdi biz okula gideceğiz, işte okuma yazmada da sıkıntı yaşarız, o yüzden geldik" diye aileler başvurabiliyorlar, ki çok iyi yapıyorlar zaten. 1 yıl öncesinde böyle çocuklar okuma yazmada zorluk çekmesin diye başvurulduğunda gerçekten güzel bir dönemde başlamış oluyoruz. Tabii ki de erken, ne kadar erken müdahale o kadar iyi. Bazı şeyler çünkü yetişkinliğe doğru kalıplaşmaya başlıyor. Mesela R'leri ben bir yetişkinle çalıştığım zaman çok zor o sesi oturtturabilirken kişide. Belki 8 yaşındaki bir çocukla 2 seansta yaptığımı yetişkine 5 seansta yapıyorum. Tabii. O yüzden ne kadar erken başvurulursa o kadar gerçekten faydası daha güzel oluyor. Ağaç yaşken eğilir Aynen sözü de öyle. burada da karşımıza Evet. gelmiş oluyor. Bir diğer merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu. Sadece çocukluk dönemi ya da ergenlik dönemi karşılaştığımız konuşma güçlüklerinden bahsetmiyoruz. İşte kekemelik dedik, disleksi dedik, R harfinin çıkartılma güçlüğünden bahsettik. Bunlar sesleri kullanma becerisinin zorlukları diye söyledik. Ancak yetişkinlerin de başına gelen ani kazalar yahut da beyin kanamaları, travmalar sebebiyle kazanın sonucunda travma, beynin almış olduğu hasar, konuşma merkezinin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkan durumların da olduğunu biliyorum. Bununla alakalı mesela beyin kanaması geçirmiş bir hastanın konuşma merkezi etkilendiğinde bununla ilgili bildiklerini unutması ya da konuşmada güçlük çekmesiyle ilgili o rehabilite edilme sürecinde ya da hafıza kaybı yaşayanların karşılaştıkları bu güçlükle ilgili uygulanan yöntemlerde nereden başlanıyor? Çünkü biri tamamen hafızanın kaybedildiği bir durum olabilir. Bir diğeri ise hatırlama ve anımsama, kelimeyi tam olarak telaffuz edememe güçlüğü olabilir. Bu duruma biz afazi diyoruz. Afazi de aslında dediğiniz gibi beynin konuşma bölgesine alınan hasardan sonra dil becerilerinde bir sınırlılık meydana gelmesi durumu. Afazili kişilere de biz test uyguluyoruz. Bizim afazi değerlendirme testimiz var, dil değerlendirme testimiz. Ve bu testi uyguladığımızda aslında birçok alanı değerlendirmiş oluyoruz. Bu alanlardan mesela bir tanesi, dediğiniz gibi, isimlendirme, yani kelimeleri söyleyebilme.
görseli gördüğünde söyleyebilme, aklındaki kelimeyi telaffuz edebilme. Bir başka alan mesela akıcı konuşma alanı, yeri tekrarlama alanı. Yani aslında dil dediğimizde gerçekten çok kompleks bir yapı derken aslında birçok şey için içine girdiği için bu şekilde ifade etmiştim. Tekrarlamadan tutun da gördüğünü isimlendirmeye kadar aslında birçok alt alanı biz bu test vasıtasıyla değerlendirmiş oluyoruz. Ve bu testin sonucunda kişinin hangi alanda daha çok güçlük yaşadığını tespit edip oradan başlıyoruz. Yani aslında birçok teknikte biz bunu uyguluyoruz. Mesela sesleri söyleyemeyen çocuklarda da ya da disleksili bir çocukta da ya da geç konuşan bir çocukta da çocuğun hangi alanda eksiklik yaşadığını tespit ediyoruz ve bu alanda onu nereden desteklersek daha hızlı yola kat edebiliriz. Bunu aslında öngörerekten bir terapi planı oluşturuyoruz. Mesela bir örnek verelim. Kelimeleri hiç söyleyemeyen, hiç konuşamayan bir çocuk hayal edelim. Ve çocuk etrafıyla da oyun oynamıyor zaten. Hiç jest kullanmıyor, gel gel, bay bay gibi söz öncesi dönem becerilerini de sergilemiyor. Biz burada kartların başına oturtup çocuğa hadi bakalım şimdi elma diyeceğiz, at diyeceğiz gibi böyle kelime söyletmiyoruz aslında. Çocuğun öncelikle etrafının farkına varması, etkileşim kurmayı öğrenmesi gerekiyor. Sonrasında kelimeler ağzına zaten dökülüyor. Ya da dediğiniz gibi afazi durumunda, böyle bir durumda okumaya geçmiyoruz. Okuma çalıştığımız danışanlarımız da oluyor. Ancak öncesinde sadece eğer ki belli bir kelimeyi sürekli tekrarlıyorsa ya da oral motor olarak yani bu ağız çevresiyle ilgili planlamakta güçlük yaşadığı durumlar, kaslarda bir yetersizlik varsa oralara odaklanıyoruz. Sonrasında daha kompleks ve zor becerilere geçmiş oluruz. Yani aslında bizim terapilerimizin en sık kullandığım tabir bu olacak. Bireysel farklılıklar. Bireysel farklılıklara göre terapilerimizi biz şekillendiriyoruz. Hangi bozukluk olursa olsun. Çünkü insanlar parmak izleri nasıl ayrıysa insanların konuşma bozuklukları da öyle ayrı. Evet, her çocuk özeldir. Evet. Her insan özeldir. Ya da her Adem bir alemdir sözünün ne kadar değişmezliğini ve evrensel olduğunu da biz yine karşılaştığımız güçlüklerle beraber tekrar tekrar kabul etmiş ve tekrar tekrar kanıksamış oluyoruz. Gerçekten parmak izi gibi, göz retinası gibi insanın eşsizliği ve biricikliği yine uygulanan tedavide, uygulanan metotlarda da ortaya çıkıyor ve kendisini gösteriyor. Bütünsel bir yaklaşım, yine üzerine vurgulamış olalım. Yine içerisine diksiyonun da girdiği, farkındalığı artıracak becerilerin de dahil edildiği, aslında bence her insanın alması ve kendisine dair farkına varması gereken en önemli hususlardan da bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz bilimsel yöntemlerle ortaya konmuş, çare arayan insanlara sunulan en güzel bence bilim alanlarından da bir tanesi olmuş. İyi ki bu alanda eğitim görmüşsün Rümeysa, iyi ki bu alanda birçok insanın çaresine derman olmak için sorularına cevap bulup çocuklarıyla, hayatlarıyla ya da yetişkin insan içerisinde daha kabul görmesi adına, mutlu ve huzurlu olması adına güzel bir eğitim almışsın. İyi ki almışsın. Bu noktada seni tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, biliyorsunuz bizim TV52'de canlı yayın olarak Vakti Vefa programımız izlendiği gibi tüm sosyal medya mecralarında, Facebook kanalında da takibe ve takip sürecinde canlı olarak izleyebiliyor. Buradan sormak istediğiniz sorular olursa sorularınıza cevap bulabiliyorsunuz. Aynı şekliyle dilek ve temennileriniz, dualarınız başımız, gözümüz, gönlümüzün üstüne diyoruz. Bu noktada birlikte ve beraber kabullenip sahiplenildiğinde elbette her şeyin nasıl tatlandığı, anlam bulduğunu görüyorsak bütün bu yapmak istediğimiz şey de sizinle güzel ve sizinle anlamlı. Şimdi dil dedik, dilin önemini çokça biliyoruz. Çünkü şarkılarda, şiirlerde, müziklerde bütün bunları geçelim. Asıl hayatımızın kaynağı olan, hayatımızın anlamını bulduğumuz ve Peygamberimizin rehberliğinde en güzel sözlerin içerisinde olduğu, Rabbimizin en güzel seslenişi olan Kur'an-ı Kerim'imizde acaba dille ilgili ve dilin önemiyle alakalı bize söylenmiş hangi ayetler var? Ben böyle de bir farkındalık olsun istiyorum. Çünkü hayatımızın merkezinde olduğunda bize rehberlik yapıyor.
hayatımızın merkezinde olan, örnek olan model de hayatı güzelleştirir, hayatı daha yaşanılır bir hale getirir. Huzurlu, mutlu, birbirini kırmayan, incitmeyen, bununla beraber de tatlı, mutlu, mesut bir hayatın yaşanma sebebi olur. Sevgili seyircilerimiz, Kur'an-ı Kerim'imizde bununla alakalı belli surelerimizin belli ayetleri var. Ben bunları birlikte tekrar edelim istiyorum. Mesela özellikle konuşma üslubu ve adabı dediğimiz, yani usul visaldir. Yöntem bilen varmak istediği hedefine ve yoluna varır. Üslup ve adabına baktığımız zaman Allah'ımız bizlere özellikle Kur'an-ı Kerim'inde İsra suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. İkramkar ve iltifatkar söz söyle. İkramkar ve iltifatkar söz söyle. Bir kişinin yapmış olduğu güzel, iyi ve ortaya koyduğu emeğinin karşılığında o iyiliği de, iltifatı da, güzel bir seslenişi de hak eder. İnsanlara güzel söz söylemekten çekinmeyelim. İnsanların emeklerini takdir etmekten geri durmayalım. Çünkü takdir edilmeyen her şey, ki eminim Rümeysa sen de bunu danışanlarınla eğitim metodunda uyguluyorsundur. Eğitiminde gelişmeye bağlı olarak çocukları, ergenleri, yetişkinleri takdir ediyorsun değil mi? Tabii. Başarısının karşısında eğer gelişmede güzel bir boyut kazanıyorsa muhakkak diyorsun ki evet başarıyorsun, çok güzel, harikasın, yapacaksın, devam et. Gerçekten sesinle beraber söylediğin kelime ne kadar güzel bir anlam kazandı. Hı. Bak duyuyor musun, kulağına güzel geliyor mu bu ses? Nasıl motive edici, iyi hissettiren, bir nevi de motivasyonuyla şifa olan bir durum. Bundan dolayı İsra suresinde Rabbimiz bizlere ikramkar ve iltifatkar ol, cömert ol, cimri olma, güzel şeyleri söylemekten geri çekilme. İnsan sadece maddiyatıyla cimri olmaz. Sadece işte bilgisini kısarak cimri olmaz. İltifat etmesi gerektiği yerde susuyorsa, ketumlaşıyorsa, mesela ortaya çok güzel bir yemek konulmuş. Ellerine sağlık, ne kadar güzel yapmışsın, hakikaten ne kadar lezzetli diyebilmek. Ya da senin için de keza çok güzel bir hizmet sunuyorsun bu noktada. Bunun sonucunda sana gelip fayda gören insanların senin emeğini, senin çabanı gördüklerinde ve bunun faydasını aldıklarında geri dönütlerinde gerçekten biz çok mutlu olduk. Çok güzel gelişmeler gördük kendimizde ve çocuklarımızda. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli, kıymet Rümeysa'ya demeleri senin yaptığın işe daha özveriyle, daha severek ve isteyerek sarılmana ve bu yolda daha kendini geliştirmene sebep olur diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Var mı böyle Tabii dönüşümler? Ki. Böyle danışanlarının sana takdir ettiği ve gerçekten teşekkürlerini sunduğu anlara şahit oluyor musun? Zaten mesleki açıdan gerçekten motivasyonumuzu çok yükselten durumlar bunlar ve velilerimizden olsun, çocuklardan olsun zaten çok fazla bu şekilde geri dönükler alıyoruz. Çocuklardan teşekkür ederim beni konuşturduğun için demeseler, diyemeseler de böyle bir sarılmaları, bize doğru bir koşmaları ya da gelmek istemeleri, gelecekleri gün iple çekmeleri zaten en büyük mesleki motivasyon. Bizim de zaten pekiştireç diye bir aslında kullandığımız metot var. Pekiştireç kullanırız biz terapilerimizde. Özellikle çocukları sürekli işte küçük stickerlarla ya da işte belli oyuncağı hedef göstererek onları takdir ederiz. Çok önemli çünkü terapinin verimini oldukça etkileyen şeylerden bir tanesi de bu. Kişinin zaten motivasyonu olmazsa bu anlamda gelişmesi de çok zorlaşıyor. Kendini öncelikle regüle etmesi ve çok iyi hissetmesi gerekiyor. Bunu da zaten bizim ve karşıdan gelen bu geri dönükler sağlıyor. Öyleyse sen de şöyle diyorsundur tahminime göre. İyi ki ben bu mesleği seçmişim. İyi ki bu mesleği yapıyor oluyor ve içindeyim diyorsundur. Çünkü toplumumuza dönüp baktığımızda birçok insandan meslekleriyle ilgili şikayetlere şahit oluyoruz. Bir memnuniyetsizlik halleri var, bir tatminsizlik durumları da söz konusu. Senin bunu söylüyor olman da demek ki geri dönüşlerin de seni memnun edecek şekliyle insanların iltifat ederken
cimrileşmediklerini de gösteriyor. Yine devam edelim sevgili seyircilerimiz. İsra suresinin 28. ayetinde yine Rabbimiz bize yol gösteriyor ve buyuruyor ki, gönül alıcı, ruhu dinlendirici, teselli edici bir söz söyle. Gönül alıcı, ruhu dinlendirici ve teselli edici bir söz söyle. Söylediğimiz söz gönül alıcı ve dinletici, dinlerken de huzur veren, aynı zamanda da güvendiren bir haliyle söylenmesi gerektiğinin, yönteminin öğretildiğini görüyoruz. Şimdi toplumumuzda şöyle bir çevrene baktığında, bu saydığımız özellikte çok sayıda mı insan var, yoksa çok nadiratta mı insan var sence? Artık evet, gerçekten dinlendirici, bu şekilde güzel sözler duyduğumuz anlar azalıyor. Yani hepimizin o anları azalıyor. Az sayıda diyebileceğim, yani şu anda çok diyemiyorum bu sorunun cevabını. Bunu artırmak gerekiyor. Keşke artsa. Çünkü biz biliyoruz ki her söylenen, her niyet edilen davranışla beraber bir ibadettir. İbadet sadece namaz ve zekattan ibadet değildir, ibaret değildir. Güzel söz söylemek de bir ibadettir. Bunu da teşvik edildiğini görüyoruz. Yine en güzel sözlere örnek olması bakımından Nisa suresinin doğru bir şekliyle ayetini söyleyelim. 8. ayetinde de yine Rabbimiz bizlere buyuruyor ki, güzel söz ve tatlı dille konuş. Konuştuğun zaman tatlı dil ve güzel sözle konuş. Bal gibi olsun. Hani derler ya, tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Tatlı dile karşı kalbinde herhangi bir hastalığı ve marazi bir durumu olmayan hiçbir varlık karşılıksız duramaz. Bir hayvanı bile severken, ona güzel seslendiğinde, başını okşadığında ne yapıyor? Böyle boynunu büküyor, gözlerinin içine bakıyor, ona karşılık veriyor. İnsan da eğer kalbi bozulmamışsa, tatlı söze karşı, tatlı söylenen, ikram edilen sözlere karşı muhakkak ki güzelleşir, tatlılaşır, yumuşar ve beraberinde ortam da güzelleşir. Yine yerinde ve uygun bir söz söyle buyuruyor Rabbimiz. Ahzab suresi 32. ayetinde yerinde ve uygun söyle. Öyleyse her zaman her istediğimiz yerde aklımıza estiği gibi konuşamayız. Ya da çocuğa, yetişkine, belli bir seviyede insana karşı konuşmamızla çocuğa konuşmamız birbirinin aynısı olamaz. Kapasiteye göre, donanıma göre, onun yeterliliğine göre söylediğimiz sözü de seçmemiz gerekir. Karşıdaki muhatabımızı düşünmemiz gerekir. Tıpkı senin az önce baktığın kişisel özellikler ve durumlara göre söylediğin sözlerin de yöntemlerin değişmesi gibi, Rabbimizin de bizden isteği böyle. Gavlen leylina diye buyuruyor. Gavlen leylina. Bu yumuşak söz söyle. Yine Taha suresi 44. ayeti şerifesinde bize Rabbimizin hatırlattığı, tekrarla hatırlattığı en güzel konuşmanın üslubunu, konuşmanın yöntemini ve konuşurken nelere dikkat edeceğimizi bize hatırlatıyor. Toplumun en baş problemlerinden bir tanesi, herkesin aklına geleni konuşması, her konuda çok şeyi bildiğini düşünmesi ve her şeye söylenecek ve verecek bir cevabının olması. Halbuki söz gümüşse sükut altındır diye aslında atalarımızdan bize de aktarılan yaşanmış bir tecrübe var. Bununla ilgili söylemek istediğin son cümlelerin nelerdir? Sonra ben programımızın son 5 dakikasına girdik, bir bağlama şeklinde toparlamaya gayret göstereceğim. Evet. Söyledikleriniz çok kıymetli gerçekten. Çok içinde olduğum bir şeye farklı bir bakış açısıyla da tekrardan bakmama vesile olmuş oldunuz. Teşekkürler. Şöyle gerçekten evet, biz böyle hep konuşturuyor, konuşmasını arttırıyor kişilerin. Gelen, başvuran kişilerin konuşmasını arttırıyor gibi aslında görünüyor olabiliriz dışarıdan. Ancak yürütücü işlev becerisi dediğimiz bir beceri var. Ketleme becerisi. Yani kişinin dikkatini verme, işte dikkatini bölme, sürdürme, muhakeme becerisi, ketleme, yani kendini durdurma gibi becerileri kapsıyor. Bazen bazı çocukların gerçekten bunu hiç yapamadığını, yani sürekli konuştuğunu, aklına her geleni söylediğini, hatta bazen yetişkinlerinde görürüz. Bu beceri zayıf olduğu zaman, gerçekten hani dediniz ya, söz gümüşse sükut altındır. Yani aslında sadece kelime çıkartma değil, iyi bir iletişimci olmayı da
bizim mesleğimiz kapsıyor. Bu ketleme becerisi de aslında kişinin nerede nasıl davranacağını ve nasıl bir söz söyleyeceğini aslında sağlayan bir beceri. Şu an benim bir yandan da aklıma bu geldi siz bunları söylerken. Bu bilgiler aslında ışığında da gerçekten konuşmanın ne kadar değerli, bizi ne kadar hayata bağlayan bir beceri olduğunu tekrardan hep birlikte fark etmiş olduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunları ilaveten ben de sen konudan bahsinden bahse geçince şunu hatırladım. Çok güzel yine söylenmiş bir söz var. Derler ki söz kalbin arkasında olduğunda kişi kimseyi kıracak bir cümleyle konuşmaz. Ama söz eğer dilin arkasındaysa o ahmağın durumudur. Her aklına geleni söyler dilin arkasında çünkü hesabını yapmaz. Bu sefer tıpkı taş atar gibi, tıpkı yayından fırlatılan bir ok misali hedefine vardığında o dilin arkasında olan sözler düşünülmeden, tartmadan ya da karşıdakinin durumu düşünülmeden, empati kurulmadan söylenen sözler taşın baş yarması gibi, okun adam öldürmesi gibi kişileri bir nevi öldürür, yaralar. Hani derler ya kılıcın yarası geçer de dilin yarası geçmez diye. Bunları da bize anımsatıyor. Biz bugünkü programımızı ben istiyorum ki alemlere en güzel örnek olarak gönderilmiş, bizlere rehber olmuş ve kendini tanımlarken beni Rabbim güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdi. Beni Rabbim terbiye etti. Edde beni Rabbi buyruğundan yola çıkarak, onu terbiye eden Rabbimizin örnekliğine inanarak, güvenerek şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz hayattayken, vefat etmeden önce yanında onun ağzından dökülen her bir sözü inci tanesi gibi gören ve bunu hayatına uygulamak için alan çok değerli örnek şahsiyetler var. Bunlardan bir tanesi de Muaz İbni Cebel. Muaz İbni Cebel aynı zamanda ilk alim olarak söyleyeceğimiz ve bu görevle görevlendirilmiş örnek sahabelerden bir tanesidir. Sevgili Resul'e şöyle buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü, annem babam canım sana feda olsun. Ama olur da sen bizden önce vefat edersen, senden sonra bizim dikkat etmemiz gereken veya yapmamız gereken bir ibadet var mı? Bizi cennete, bizi Rabbimizin rızasına götürecek, rızasını alacak bir ibadet var mı? Sevgili Resul önce sükut ediyor, susuyor ve Muaz İbni Cebel tekrar kırmamaya da gayret göstererek bu soruyu tekrar ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ey Muaz, insanlar içinde, insanlar arasında yaşanırken bunlardan daha dikkat edilecekler vardır. Muaz İbni Cebel bunlar deyince ey Allah'ın Resulü, namaz ve oruçtan daha iyi mi bir ibadet vardır? Cihattan daha bir iyi ibadet vardır. Allah Resulü tekit ediyor ve buyuruyor ki evet, oruçtan, namazdan ve cihat etmekten yani mücadele etmekten, İslam'ı korumaktan, yaymaktan daha faydalı ve hayırlı bir ibadet vardır. İnsanlar içinde yaşarken buyurunca ey Allah'ın Resulü nedir o halde o sorusuna sevgili Resulümüz şöyle cevap veriyor. İnsanlar içerisinde yaşarken en hayırlı olan ibadet ey Muaz dilini tutmandır. Nasıl olur ya Resulallah, dil mi bu saydıklarından daha hayırlı bir ibadet olur dendiğinde bilmez misin ya Muaz, insanları yüzü koyun cehenneme sürükleyen şey dillerinden başkası değildir. Burası gerçekten benim çok dikkatimi çeken can alıcı bir cevap. İnsanları yüzü koyun ateşe, yüzü koyun mutsuzluğa, yüzü koyun hayatın içerisinde çileli bir durumun içinde olmasını yaşamaya sebep olan durum şu dillerimizden, şu kemiği olmadığını söylediğimiz dilimizden başkası değil de nedir? Bu sebeple dilerim ki bu kıymetli dil ve konuşma terapisi uzmanı olan Kıymet Rümeysa Sarı ile beraber yapmış olduğumuz bu program ve içerisine hayatın merkezinde olan Kur'an'ımızın ve sevgili Resulümüzün de rehberliğinden birazcık güzelliklerle örneklendirmeye çalışmış olduğumuz bu program bilirim ki sizin farkındalığınızı artırır. İnanıyorum ki
sizin gönül ve akıl dünyanızda bir karanlığa aydınlatma adına bir ışık ve lamba olur. Biz de konuşurken bundan sonra dilimizi kılıç gibi keskin ve yaralamak adına değil, biraz düşünmek, sonrasında hareket etmek, güzel söz ve iltifatlı konuşmak adına kullanmış oluruz. Derler ya, kalpler denizse dil onun sahilidir. Kalplerimiz deniz olsun, dillerimiz sahile vuran en güzel inciler, en güzel her türlü güzelliklerle donansın. Evet sevgili seyircilerimiz, sizlerin huzurunda tekrardan kıymetli konuğumuza teşekkür ediyorum. İnşallah tekrarında yeni programlarda görüşmek, buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.